Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben tam olarak bugün bir şarkı çıkardım. Önce gidip dinlerseniz mutlu olurum. Sonrasında o şarkıda yaptığım mastering'i ve mastering yaparken nasıl yaptığımı en azından bir metot olarak, plugin dizimi olarak sizin en çok kullandığınız pluginlerde tekrardan şarkıyı masterlar size de örnekle göstermek istiyorum. Ben bu şekilde mixliyorum şeklinde. Direkt videoya geçelim, lafı hiç uzatmayalım. Bu arada dediğim gibi şarkı gidip dinlerseniz sonra buraya gelirsiniz, daha mutlu olurum. Onu bir dipnot düşeyim. Videoya geçelim. O arada hatırlatmakta fayda var. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu halihazırda yaptıracağınız mix, mastering, beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur ve gidip şarkılarımı dinlemek olur. Hadi videomuza geçelim. Şimdi öncelikle bu şarkı yapalı bayağı oldu. O yüzden o zaman kullandığım bazı pluginlerin demo sürümleri bitti. Bir aylık denemiştim bunları ama alternatiflerini koydum. Önce bir bakalım. Görece yakın bulduğum benzer pluginleri koydum. Onlara bir bakalım önce. Sonra mastering üzerine biraz konuşalım ve bunları sizin daha çok kullandığınız pluginlerle, kolay ulaşabileceğiniz pluginlerle tekrardan bir elden geçirelim. Kapalıyken bakalım mixine. Tam olarak kullandığım pluginler bunlar değildi ama gidip şarkıyı dinlerseniz nasıl bir finale gittiğini daha rahat görürsünüz. Öncelikle mix yaparken benim mantığım şu: herhangi bir VU meter olur. VU meter üzerinden DBFS değerlerini genelde böyle -12 üzerine hesaplayıp -12 gibi bir yerde tutuyorum. Bunun bana şöyle bir katkısı var: -12 olması şart değil. Mastering'de limiter'a gelip sesi verdiğim ana kadar -12 dB'yi tutacağım. Birazdan göreceğiz ve bu sayede nerede olduğumu daha rahat anlayacağım. Bunu böyle kenarda bir yerde tutalım. Ben genelde ilk olarak bir tane tape saturasyon plugin ile başlıyorum mastering yaparken. En azından bir genel bir tadını almak için. Bir de özellikle bu tape saturasyonun biraz hafif genişliği arttırdığı da bir gerçek dinlerken. O yüzden hoşuma gidiyor. Ekstra sevdiğim için biraz da tat katsın diye ilk bunu kullanıyorum. Burada çok fazla bir ayar yapmıyorum genelde, ekstra bir sorun yoksa. Bakalım. Yine plugin'den öncesini ve sonrasını -12 dBFS civarlarında VU meter üzerinden takip ediyorum ki öncesini ve sonrasını kapatı başında pluginleri iyi bir şey yapıp yapmadığımı sesten kandırılıp kafam karışmasın diye. Ses seviyesi arttıkça çünkü daha güzel gelecek haliyle. Çünkü duyduğumuz aralık değişiyor vesaire vesaire. İnsan kulağı bütün sesleri aynı duymuyor. Kısık duyduğunuz yerle yüksek duyduğunuz yer arasında duyduğunuz frekans tepkimesi kulağınız için aynı değil. Detaylı bir açıklaması var bunun ama genel olarak ses yüksekliği bayağı fark ediyor nasıl duyduğunuzu. O yüzden orada kendimi, kafamı karıştırmak istemiyorum. Olabildiğince ses desibel anlamında yüksekliği değiştirmeden olabildiğince canlı ve yüksek yapmaya çalışacağım. Ben bir mastering uzmanı değilim ama kendi şarkılarımı bu şekilde masterlıyorum ve gelen işlerde bu şekilde masterlıyorum aşağı yukarı. Tizleri biraz açabilirim sanki. Genelde bir dinleyip üstüne bir ne yapabilirim? Mesela şu an bir dinleyelim. Kesinlikle biraz daha parlatılabilir. Midlere güç verilebilir. Vokal biraz canlandırılabilir. O yüzden bir tane de equalizer gidelim. Equalizer olarak ne kullansam? Sizde de olan bir şey olsun istiyorum. O yüzden Fab Filter Pro Q olsun. Ve ben kendim kullansam ama büyük ihtimalle şuna giderdim. Daha çok hoşuma gidiyor. Slate'in Equalizer'ı. Bakalım buradan neler yapabiliyoruz. Önce bir sağını solunu temizleyelim. Inner Phase'i alacağım. Desibel değişsin istemiyorum. Orada kalmak istiyorum. Yükseldiğimden değil, uçuyorum göklere doğru ama yükseldiğimden değil.
Hala aşağı yukarı -12 diye bir fes yerlerindeyiz ama bakın True Peak değerim daha da aşağıya düştü hatta. -1.36'dan -1.90'lara kadar geriledi. Devam edelim. Şimdi free bir plugin kullanalım. Biraz tizleri açmak istiyorum. Bunu genelde bu şekilde kullanıyorum. Biraz tizlere güç vereceğim. Şu an yaptığımda aşağı yukarı memnunum. Tabi üstün körü bir şey yapıyorum. Biraz daha dikkatli dinlerim falan filan ama. Bakın DBFS değerinde aşağı yukarı yine -12 DBFS'lerdeyiz. 0'a vuruyor hala. 12 ayarlı burada skalası. Ama -2.64 True Peak'e kadar düştük. Kapatayım pluginleri. -1 True Peak falandı. Klipe girmiyordu. Bolca yer vardı. Vuranlar kickler. Kick biraz yüksek elbette. Ama pluginleri açtığımda. Çok fazla bir şey feda etmeden. Biraz sesi açabiliriz ama. Biraz geriye düştü. Çok fazla bir şey feda etmeden şimdiden biraz daha canlandırdık. Sonra buradan sonra ben bir Clipper'a gidiyorum. Clipper olarak genelde bunu kullanıyorum. Ya da Floatliner var. Onu kullanıyorum. Bakalım. Ya bunu kullanıyorum. Ya bunu. Önce bir tane Clipper'la dengesiz peakleri bir yakalamak istiyorum. Kick'i vesairesine yeri. Bunu kullandığımda oluyor. Bunu kullandığımda oluyor. Ama bu daha çok gördüm sizde. O yüzden bundan gidelim. Soft Clipper'ı şöyle. Bakın hala -12 DBFS civarlarındayız VMute'dan takip ederseniz. Ama -3, -3.5 True Peak'lere geri geldik. Yani 2 dB daha geriye gittik ama duyum neredeyse daha da yukarıya çıktı. Sonra bir tane limiter atacağım. Yine en çok sizde gördüğüm limiteri kullanacağım. Burada genelde -0.6-0.5'lere falan böyle bırakıp True Peak'i kapatıp oversampling'i abanıp şimdilik böyle kalsın kasar masar. Lise aşağı indirip biraz da Clipper'a benzetip şöyle bir gezeceğim bakalım atak üzerinde. Genelde limiter'da Clipper'dan sonra daha sabit oynamalar görmeyi hedefliyorum. Amacım o. Limiter biraz sesini açıyorum. Burada genel yaptığımız şeyleri. Burada herhangi bir loof save hedefim yok bu arada. Hiçbir zaman da olmadı. Şarkının punch'ını kaybetmeyecek, öldürmeyecek kadar açsam kafi. Belki bir külersize güç verip daha yüksekmiş algısı yaratabiliriz. Onu da neyle versek? TDR'ınki ile verelim. Bunu deneyeyim bakayım nasıl olacak. Şunu versek nasıl olur? Ne var sizde? Biraz sature edip midleri arttırmak istiyorum da. Vitamine deneyelim bakalım. Kışını koşarken bu hafta savanada aptal kurtların. Sağlayabildiysen uyum koruyabildiysen akıl egom yok hiç benim senin ben kurtlarım. Hazır bunu açmışken low'ların da sight'larını biraz temizleyelim. Kışını koşarken bu hafta savanada aptal kurtların. Sağlayabildiysen uyum koruyabildiysen akıl egom yok hiç benim senin ben kurtlarım. Daha sabır ama inan sınırsız değil hiç. Daha kaba bu zihin ama yavrum.
dostlar kabar. Uçuyorum göklere doğru ama yükseldiğimden değil, yükseldiğimden değil. Salt günüm dert her Allah'ın günü, sanki benim evimde sıkıntı keder dert. Has günü gibi açık herkese fark. Öfkeyle bağırsın var, bağırsın var. Bugün bir şeyler saklı kalmamış mağarasında. Dağdasına, dağdasına. Elimde değil vahşi olmak peşine koş. Normal, ride gidince okey ya Narmi. Lan vurdun sol. Dram var yokken bakalım. Lan vurdun soldan al zaten. Yine yüzün kara çıkar. Yine yüzün kara çıkar. Akın lekesi bu peşime takılı bir. Durgun vah ya. Sağdan vurdun soldan al zaten. Artık dayanamam, ekip işi gibi bu one man army. Bazen kızmalı mıyım yoksa gülmeli miyim bilemiyorum ama bu benim için normal. Ride'a gidince okey ama çıkınca küreği yakar. Yok ben almayayım. Elimde değil vahşi olmak peşine koşarken bu atlas savanada aptal kurtarın. Sağlayabildiysen uyum koruyabildiysen akıl egom yok. Gayet okeyim. Genelde bu aşamaları işte bir tape saturasyon, herhangi bir saturasyon, equalizer'la toparlama, belki minik değişiklikler, kurtarmalar. Genelde equalizer üzerinde, dynamic equalizer olur, multiband kompresör olur. Hani böyle bir döngü üzerinde. Sonra clipper üstüne bir limiter. Devam edip genelde bu şekilde masterlıyorum. Genelde bu aşamaya geldikten sonra, bu en son aşamaya, şuraya bir ozon koyuyorum. Ben bu aşamada ozonun otomastering'ini bir diyorum. Acaba ne tepki verecek? Hani ikinci bir kişi dinliyormuş gibi. Ozonu tam bu aşamada atıyorum ben. Otomastering kısmını. Bir bakıyorum ozon ne diyecek? Yani ikinci bir kişi bana fikrini söylüyormuş gibi hissediyorum bu konuda. Bakalım. Şimdi hip hop üzerine alalım. Maximizer'ını kapatacağım. Bana ne diyor? Şimdi bana diyor ki low'ları biraz açabilirsin. High mid'leri biraz kaybetmişsin. Low mid'leri biraz kısabilirsin diyor. Stabilizer umurumda değil. Impact'te diyor biraz punch'ı arttırabilirsin diyor. Genelde katılıyorum buna. Clip önüne attığımda tatlı oluyor. Image'i de diyor side'ları biraz iyice açabilirsin diyor. Buna bu kadar katılmıyorum. Bu genelde otomatik yaptığı bir curve. Otomatik dynamic equalizer. Bunu genelde bırakıyorum kendime göre ayarlayıp. Hoşuma gidiyor. Mesela bakalım. Açılabilir ama bu kadar da değil. Genelde impact'e katılıyorum. Genelde güzel kararlar veriyor bu konuda. Equalizer'e bu kadar katılmıyorum. High mid hariç. Genelde ozonun auto mastering fonksiyonunu mastering'de bu aşamada kullanıyorum. Bakalım öncesinde sonrasına bir. Elimde değil vahşi olmak kaşığına koşarken bu atla savanada aptal kurtlarım. Sağlayabildiysen uyum koruyabildiysen akıl egom yok hiç benim seni ben kurtlarım. Var daha sabır ama inan sınırsız değil hiç. Dar kaba bu zihin ama yalnız yok işte dostlar kaba. Bu aşamada genelde başka cihazlarda dinlediğim oluyor ya da low end'de biraz daha oynamak istediğim oluyor ama genelde mastering'de çok fazla mix'e dokunmayı sevmiyorum. Biraz parlaklık versek, sorun varsa çözsek, biraz imajı düzeltsek, ufak saturasyon tad için belki minik, sonra üstüne levellendirme aşamaları. Ama benim için önemli olan kısım daha çok equalizer. Böyle minik tat verme oyunları ama mix'i çok fazla değiştirmeyi de çok fazla yapıyordum eskiden. Benim yaptığım en büyük hata bu. Mix'i alıp bambaşka bir hale getirmeye çalışıyordum. Hayır. Yani de bir sorun varsa, çok ciddi bir sorun varsa benim için mix'e dönmeyi tercih ederim imkanım varsa eğer. Genelde sürecim bu şekilde oluyor. Evet dostlar, ekleyeceğim başka bir şey yok. Merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Ya da sosyal medya hesaplarımdan açıklamalarda link olarak Instagram'ım ve Discord kanalım var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca gidip şarkıyı dinlerseniz de mutlu olurum ve şarkının mixi hakkında merak ettiğiniz bir şeyler varsa da onu kanal kanal şekilde size gösterebilirim. Yani melodiyi, drumlar, bütün bir projeyi nasıl mixlediğimi. Genelde bu tip büyük projeleri, en azından çok kanallı projeleri video çekerken bir şekilde sorun yaratıyor bana. Hep çekemiyorum, o yüzden hep patlıyor ama elimden geldiğince çekmeye çalışırım. Bu projede olduğu gibi kullandığım bazı pluginler, plugin alliance bünyesine geçmeye çalıştım bir ara. Hani onun aboneliğini de kullanayım, güzel pluginleri var çünkü diye. O bir ay öyle bir plugin alliance çok kullandım. O şarkı da onların içinde olması lazım. O pluginler artık yok ama yine en azından mix yapma metodum üzerine ve bazı kullandığım numaraları orada yine gösterebilirim size eğer merak ediyorsanız. Bir dahaki videoda da
onu çekeriz. Sıkıntı olmazsa. Diyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu halihazırda yaptıracağınız mix, mastering, beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Peace.